Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün gördüğünüz gibi e, Discord sunucumuzda olan e, Pelkas Reis yani senin kadrosundayız ve kadrosuna bugün arkadaşlar onun kimi alacağız biliyor musunuz? Prime Icon Kaka Leite'yi alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mesut Özil'in yerine Kaka Leite'yi alacağız. Şimdi e, ilk önce hemen buraya gelelim ikonlar kısmına girelim. Girdik ve buradan şimdi bakalım kaç puanımız varmış. Evet. Bütün görevleri yapmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkonlar listesine geldiğimiz zaman kaç puanımız olduğunu şöyle defanslardan alarak bakabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım kaç puanımız varmış. Puanları göremiyorum ya. Evet. 1600 puanımız varmış arkadaşlar. Buradan şimdi Nesta'yı alacağız. Nesta buradaydı galiba. Nesta mı? Maldini mi oğlum? Bakayım. Kimi alacağız? Nesta 89. Heh. Evet. E, Nesta'yı alacağız arkadaşlar. 1600 puanı Nesta'yı şimdi kadromuza katacağız. İlk önce katmadan önce bir özelliklerine bakalım. Aslında 89 gen yüksek rating. Baktığımız zaman hızı kötü. Hızı baya kötü olduğu için kullanılmayan bir kart olur. Kullanılmayacaktır herhalde büyük ihtimalle de. 1600 puan arkadaşlar burada veriyoruz. 1600 puan verdik. Bakalım Nesta'mız geliyor. Geldi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Nesta'yı da buradan almış olduk. Alessandro Nesta. Milan'ın efsane oyuncusu. Nesilden Nesile. Maldini miydi o? Pardon. Nesilden Nesile devam eden Maldini'ydi arkadaşlar. İkonik düzey 3'ü de tamamladık. Bunu da aldık şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikonik düzey 3 de tamamlandı. Şimdi geri çıkalım bakalım. Ee, önemli aşamalara gelelim. Önemli aşamalarda neler var? Baktığımız zaman burada ne var ya arkadaşlar? 3 1000 puanda. Evet. Gördüğünüz gibi beceri geliştiricimizi alalım. Şöyle bastık. Evet. 3000 beceri aman. 1000 becerimizi de alalım arkadaşlar. 60 çeviklik. Hızlı hızlı şöyle geçelim. 5, 4, 3, 2, 1. 0. 60 hedef oyuncu çıktı. Devam et diyorum. Baktığımız zaman güzel. Evet. Boost'umuzu da aldık. Şimdi en önemli yer olan işte üst düzey ikonlar seçim puanını alacağız arkadaşlar ve bunu aldıktan sonra e, üç tane efsane prime ikon olan oyunculardan birini alacağız. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar e, burada en alınabilecek oyunculardan birisi Kakaleite 98 gen ofansif orta saha. Şöyle özelliklerine baktığımız zaman 118 hız, 124 şut, 123 pas, 125 çevik. 59 defans, 84 fizik. Baktığımız zaman efsane bir oyuncu arkadaşlar. Yani ben çok beğeniyorum kendisini. Oyunda efsane bir kart. Kendime de almak isterdim. tabi kendimi almamamın sebebi arkadaşlar. Ben oynamayı bıraktım ilk onları. Bu yüzden almadım. Yani uğraşmadım biraz bıraktım yani puan kasmayı. O yüzden almadım. Şimdi e, Kakalete'yi şöyle alalım arkadaşlar. Direkt mi gelecek? Evet paket olarak geldi. Şimdi arkadaşlar bastım pakete ve... Kaka Leite kadromuza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İsme bakın. Ricardo Izexon dos Santos Leite. Bu arada arkadaşlar SME'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, bana bıraktığı için oyuncuyu almayı. Ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum kendisine. Kaka'yı aldık arkadaşlar. Şimdi kadromuza yerleştirelim. Şöyle bir bakalım kim yerine gelecek? Tabii ki de Mesut Özil'in yerine gelecek. Mesut Özil'in yerine arkadaşlar ee, Kaka'yı koyacağız. Evet 98 Gen Kroimi Kaka Kakaleyti koyduk. İsmi de bayağı uzunmuş Kakan'ın ya. Bakalım yan hesap aman yan hesap diyorum. Burada şöyle skorsu yerine koyar herhalde. Neyse arkadaşlar baktığımız zaman orta sahanın de ikon oyuncusu. Çalıştır diyorum. Derece transfere geldik ve Mesut Özil'den 5 e, dereceyi Kakaya aktaralım arkadaşlar. Aktardık. Şimdi detaylı bir inceleme yapalım ondan sonra. Maçımıza geçelim arkadaşlar. Bir de maç atarız. Çok güzel olur. Şöyle geri geldim. Bir de bilgiler diyelim şöyle. Evet bilgiler dedik. 118'e baktığımız zaman arkadaşlar 140 uzaktan şutu var. 128 şut gücü. 121 bitiricilik mükemmel. Top sürmesi 140 arkadaşlar. Mükemmel bir kart daha. Bu da 140'a basılacak. Hemen 100 gene yapılacak. Daha öyle bir şey de var. Çeylik dengesi de mükemmel arkadaşlar. Çalışma oranlarına baktığımız zaman evet çalışma oranı, ofansif çalışma oranı yüksek. Defansif çalışma oranı orta. Bence gayet e, ideal. Baktığımız zaman gökkuşağı yapıyormuş arkadaşlar. E, özelliklerine bakalım. 3 tane de ekstradan özelliklenmiş doğal yetenek, oyun kurucu, plase, şut. Evet. Şimdi karşı atak maçımıza geçebiliriz artık arkadaşlar. Veya teke tek de olabilir hangisini atsak. Tek'e tek girelim arkadaşlar. Bence tek'e tek daha iyi olur diye düşünüyorum. Tek'e tek maçımıza girelim. Bakalım Kaka Leite ne kadar iyi bir oyuncuymuş. Bunu görelim. Maç aranıyor diyor. Evet maçı buldu arkadaşlar rakibi. Maça birazdan gireceğiz ve Kaka deneyeceğiz. Özellikle Kaka ile oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi rakibin geri de önemli şimdi. Kaçken geldiği de önemli. Çok yüksek gelirse pek de fazla bir şey yapamayabilirim. Evet. 98 kaka da efsane duruyor ya. Yanında da Beckham. o Yüzgen geldi. De Bruyne normal kartı var. Bilemiyorum. Umarım kasma yaşamayız diye ümit ediyorum. Ve maçımız başlasın arkadaşlar. Şimdi başladı maçımız. Rooney. Griezmann. Beckham. Evet. Kakaya geldi. Ah be. Adam çok hızlı başladı. Kendi oynuyor bir de. Fark ettiyseniz. Yani adamı filan çevirdi. Evet şöyle bir Arapa'sı pası havadan marka Asensio'ya bir gol atalım. Evet güzel bir gol attık arkadaşlar. Aman arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, Asensio ile attık. Tabi ilk önce biraz böyle bir rahatlamamız lazım. Hani 1-0-2-0 öne geçelim ki Kakaleti'yle ile böyle şov yapmaya çalışalım. Çünkü şimdi biliyorsunuz teke tekte hani her şey belli olmuyor. Bir anda ortalık karışı veriyor. Öyle olduğu için riskli yani. Şimdi hesap benim de değil. Hani belki bir şey yapıyordur mesela. Puan kasıyordur. Taraftar kasıyordur. Bozarız işini. Olmaz. 2'yi de bulduk zaten. Bundan sonra da arkadaşlar çok rahat oynarız. Hiç siz merak etmeyin. Bu sefer de Griezmann attı. Bu arada arkadaşlar ben Griezmann ve Asensio ile ilk kez bir teke tek maçı atıyorum. Ee, i̇kisi de şu anlık çok iyi gidiyorlar. Hani güzel plaseleri var. Ee, denememiştim hiç. Normal karşı atak olarak denemiştim Asensio'yu ama Asensio ile Griezmann'ı ama böyle burada denememiştim. Güzel oldu. Şimdi Kaka'yı bakalım topla buluşturabilecek miyiz? O da önemli. O reis çok iyi geldi. Reis çok iyi geldi ya. Attı be. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Resmen ne yapacağımı şaşırdım. 2 bir oldu. Daha dakika 17. Oğlum maç çok hızlı gidiyor ya. Tabi biraz da tuşlar küçük kalmış arkadaşlar. O yüzden de ayarlayamadım. Dakika 17. Şu golleri de bir geçebilsek. Çok iyi olacak ama. Evet. Kaka. Şimdi topu aldık arkadaşlar. Kaka ile bir gitmeye deneyelim. Tabi Beckham çıktı karşımıza. Ama kaka bırakmadı. dedim bu sefer de Fabinho'ya kaptırdı arkadaşlar. Van Rooney topun peşinde koşturuyor. Griezmann da peşinde koşturuyor. Rakip güzel oynuyor aslında arkadaşlar. Rakibin e, herhalde telefonu da iyi baya. Kasma da yok. İnternetle de alakalı biraz kasma arkadaşlar. Zaten e, dün biliyorsunuz videoda da sıkıntı yaşamıştık zaten yüklerken. İnternette bir sıkıntı var bu aralar. Onu çözmeye çalışıyorum. Evet rakip ko korner kullandı. Gol yemedik be oh be. Çok rahatladım. Yine mi korner bizden mi çıkmış? Oğlum bizden nasıl çıkabilir ya? Bizden çıkma ihtimali yok. oo Griezmann aldı gidiyor. Griezmann. Griezmann. La Beckham'mış. Rooney. Ah be. Oğlum ben Griezmann zannettim yalan lan. Beckham'mış anasını satayım. Neyse sıkıntı yok top bizde olsun da. Kim alırsa alsın şu an. 2-1 çünkü durum. Kaka artık ya kakayı hiç deneyemedim. Kaka hadi evet. Şimdi top kakada. Kaka. Ya oho abi. Yanlış yerde yanlış hareket yapıyoruz. Ondan sonra kakadan gol atmasını bekliyoruz. Skos. Aa kakaya Top alıyordu lan. Aha mükeyle. Lan ya. Oo. Hatadan gol yedik arkadaşlar. Böyle bir hata olamaz ya. Ya sen nasıl topu kaptırırsın nasıl satayım ya. Nasıl kaptırırsın ya. Özellikle de oku yukarı doğru çektim. İmleci. Bak. Tuşlar küçük geliyor tuşlar. Semi tuşları nasıl küçük oynuyorsun oğlum sen? Parmakların mı küçük? Runi, bakalım 2-2 oldu maç. İlk yarı bitmeden beraberliği yakaladı adam ya. Ya ilk 10 dakikada 2 tane salladık. Sonra bir şekilde geldi 2 tane attı ve 3'ü de atacak gibi duruyor. Attırmamamız lazım. Ya ne ne falu ya. Of. Saçma sapan şeylere faal veriyor bu oyunda ya. Çok sinir oluyorum böyle şeylere. Bakın. Bak. Kaka. Ver oğlum pasını. Ya. Kaka yüzünden gol yedik. Allah kahretmesin. Aldığımız oyuncu yüzünden gol yedik ya lan. 3-2 geriye düştük. Çıldıracağım. Bu yüzden teke tek maç atmak istemiyorum ben ya. Bu yüzden atmak istemiyorum. Çok şeyde yazmış. Abi teke tek atsan daha iyi olur. Hani şeyde. Oyuncu aldığımda veya gen yükseltme yaptığımda. Ama... Gen yükseltme yaptıktan sonra teke tek maçı atınca böyle oluyor işte. Al. Şarjla bitiyor. Çok güzel. Bak ya. Şimdi bir de işin gücün yok. İki tane gol atmaya çalış. Atamayacağız zaten de bali yemesek yani. Bir fazla yemesek. Kaka. Hadi oğlum. Rooney yürü oğlum. Ah be. Ya iyi bu kadar beğeniyorlardı. Ben almadım. Çok da hızlı koşmuyormuş yani. Çok da beğenilecek bir yanı yok gibi geldi bana. Oy. Matip aldı topu. Evet Beckham'a gönderdi. Beckham yaparsa bu işi Beckham yapar dedim. Tagliafico'ya top kaybettik. Yüzgen adama yenilmek öyle bir koyu yok ki şu an arkadaşlar. Ee, anlatılmaz. Yaşanır yani. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Adam dördü de attı. Tebrik ediyorum adamı. Şuradan bir tebrik etme işareti var mı? Ya bak ya. Bravo arkadaşım. Bravo. Tebrik ederim seni. 4-2 geriye düştü. 2-0'dan sen gel 4-2. Allah kahretmesin he mi? Evet. Kakaleyte gidemiyor ki. Abi gidemiyor ya. İn İnternet yüzünden adamla da oynayamıyorum. Hani adamı da oynayamadık. Boşu boşuna burada teke tek maçı girmiş olduk. Yapacak bir şey yok. Çocuğun kupası da gidecek şimdi. Griezmann. Hadi, hadi. Hadi oğlum sen tacı kullanana kadar, kullanana kadar adam öbür tarafa şey yaptı be. Sur dizdi, sur. Skos. Ver oğlum pasını. Şav. Oba. Luku Şav'la attık golü be. 90 arttı. 90 da atmıştı zaten. Bir şey olmadı yani. Bundan sonra da dönmez. Beraberlik gelir diyecektim de. Gelmez bundan sonra. Neyse arkadaşlar. Ee, yenildik. Yapacak bir şey yok. Ya zaten Kaka yani böyle bir test etmemize gerek yok. Gerçekten mükemmel ötesi bir kart. Öylesine ben bir kart, teke tek maç atalım dedim. Hani böyle belki çalım malım yaparız dedim. Olmadı. Adam bir gol daha atacak şimdi bak. Sonra geldi çıldırma. Bekum. İşte öyle bir deneyelim dedim. Denemek nasip olmadı arkadaşlar. Kakayla doğru düzgün top süremedik. Yani oynayamadık. Topla buluşamadı. Yapacak bir şey yok. Ee, burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada sevmeye de çok teşekkür ediyorum tekrar. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.